Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda sizlere MATLAB'da benim oldukça önem verdiğim konulardan bir tanesi, size çokça yine üzerinde anlatılırken durulmayan bir konu. Niye durulmuyor? Çünkü siz bunu parantezleri kullanarak yapabilirsiniz diye düşünülüyor. Hangi konu bu? Uzun bir denklemi hatasız bir şekilde yazmak. Yani burada bazı denklemler yazıyoruz. Bu denklemleri yazarken hatasız yazmamız oldukça önemli. Bir yeri yanlış yazarsak sorunun cevabı tamamen değişir. Değişkenin eşiti tamamen değişir. O değişkeni düzgün şekilde yazmamız oldukça önemli. Şimdi biz bu değişkeni yazarken benim kendi uyguladığım bir metot var. Bu metodun başka anlatımlarda bu şekilde yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Ama ben kendim en son denemelerim sonucu bu şekilde yapıyorum. Onun nasıl olduğunu size de göstermek istiyorum. Kafadan bir örnek yazdım. Burada bunlar önemli değil. Ama değişkenlerimiz burada x, y mesela, bir de z var. Bir de sayılar var. Mesela burada 3 var, burada 2 var gibi. Bu denklemi MATLAB'da hatasız bir şekilde nasıl yazarız? Bunu anlatmak istiyorum bu videoda. Şimdi iki tane örnek yapmayı düşünüyorum. Bir tanesi bu olsun. Bir tanesi de gerçek bir denklemden alıntı yaptım. Onu yazacağım. Önce bu böyle bir uydurduğum bir denklem var. Şimdi bu denklemi nasıl yazarız ona bir bakalım. Şimdi öncelikle yeni bir script dosyası açtım yine. Burada benim amacım sadece bu a'yı size düzgün bir şekilde nasıl yazarız onu göstermek. A olsun diye uydurdum bunu. Şimdi bu odaklanma kısmını şöyle yapıyorsunuz. Denkleme önce odaklanıyoruz. Odaklanmayı da şöyle yapıyorsunuz. Denkleme yüzeysel bakıyorsunuz önce. Dıştan içe doğru girme gibi bir yöntemim var. Bu dıştan içe doğru girmek şöyle mantıken. Önce ana olarak hangi işlemle denklem parçalara ayrılmış olarak diye düşünüyorum. Mesela şuradaki artı işlemi denklemi bir bu tarafa bölüyor. Bir de 3x'i taraf, yani şu 3x'i taraf olan şu büyük kısım. O zaman diyorum ki denklemi en başta şu ve şuna parantezlerle ayırıyorum. Araya artı işlemi koyuyorum. Bu şekilde o zaman şöyle yapıyorum. A eşittir dedim. Denklemi artının etrafında, hangi artının etrafında? Şu artının etrafında bir sol taraftaki terim, bir sağ taraftaki terim var şeklinde. Şu şekilde parantezlerle hazırlıyorum yani. İkiye böldüm şu an denklemi, bakın. Şu birinci taraf sol taraf, şu tarafta sağ taraf. Şimdi birinci tarafın neresi olduğunu görebiliyorum dıştan baktığım için, şu bölge. Daha sonrasında ise sol taraftan başlıyorum ve diyorum ki bu sol tarafta bir payı ve paydası olan bir bölme işlemi var. Hemen bu kez de şu bölme işlemini hazırlıyorsunuz. Şuradaki bölme işlemini nasıl hazırlıyoruz? Şu şekilde. Bu sol tarafın eşitiydi, yani şu büyük denklemin eşiti, şu tarafın eşiti. Bu tarafı bölme işlemini hazırlıyorsunuz şu şekilde. Buradayım artık. Buraya bakın, bir bölme işlemi hazırlıyorum. Şu an bakın, şurada bölme işlemim hazır. Bu bölme işlemi peki neyi temsil ediyor? Bu bölme işlemine baktığımda sol tarafta tabii ki MATLAB'da şurada, yani şu bu denklemin payı, şu da denklemin paydası. Hemen bu denklemi oluşturur oluşturmaz genelde ben paydadan başlıyorum. Burada x kare artı y kare var. Artık ben şu oluşturduğum bölme işleminin şu sağ tarafının x kare artı y kare olduğunu biliyorum. Hemen bu bölme işlemini hazırladıktan sonra şu sağdaki parantez, ben biliyorum ki bu bölme işleminin paydası. Hiç tereddüt etmeksizin x kare artı y kareyi bu şekilde yazıyorum. Şu an ben nereye oluşturduğumun farkındayım. Hemen bu paydayı oluşturduğumun farkındayım. Bölme işlemini kaybetmeden şurada, sonuçta şurada oluşturmuştum ya. Bu bölme işlemini kaybetmeden hemen onun solundaki x, y, z'yi de hemen yazıyorum. Bakın şu şekilde. X çarpı y çarpı z. Şimdi dıştan içe doğru girdiğim için, dıştan baktım en başta. Artının sol ve sağa ayrıldığını bildiğim için şurada rahatlıkla şu artının ben şu artı olduğunu görebiliyorum. Dolayısıyla artık burayla da işimin bittiğini biliyorum. Artık sağ tarafa geçtiğimi biliyorum. Bu sağ tarafı ben nasıl hazırlamıştım? Şu artının yanındaki parantez olarak hazırlamıştım. Daha sonra bu parantezin içerisine şu sağ taraftaki tüm denklemi oluşturmam lazım. Öncesinde şurada bir 3x çarpanı bir parantezde verilmiş. Hemen onu yazıyorum. Diyorum ki şurada
şu parantez içerisine girdim. Bir 3 çarpı x yazdıktan sonra bu 3 çarpı x bir koca bir parantezle çarpılıyor. Bakın 3 çarpı x koca bir parantezle çarpılıyor. Hiç tereddüt etmeksizin o parantezi de oluşturdum. Buradaki oluşturduğum parantez aslında benim oluşturduğum şu köşeli parantez. Ve bir denklem yazılırken aklınızda olsun. Önce içeride bir normal parantez varsa dışarıya köşeli koymak bir literatür adetidir diyebiliriz. Şimdi bunu oluşturduktan sonra biraz önce en başta ben şu denklemin tamamına dışarıdan yüzeysel bakmıştım da şu ve şu parçadan oluşuyor demiştim ya. Ve artık ben şunu hazırladığımı da biliyorum şu an şunu yaparak, şunu hazırlayarak. O zaman diyebilirim ki burada da bir yüzeysel baktığınız zaman şu artı işlemi birinci terim ve ikinci terim gibi iki parçaya bölmüyor mu? Nasıl en başta şunu ve şunu parantezlerle hazırladıysam, şu artının etrafı olan ki ben zaten artık şu an eminim değil mi? Şu köşeli parantezin şu parantez olduğundan eminsem, artık şu iki terimi bir artıyla hazırlayacağım. Neyin içine? Bunun içerisine. Bakın hazırlıyorum. Artıyla hazırladım bu şekilde. Yani şu an hazırladığım etrafında iki terimin olup aradaki artı işareti olan denklem birinci terim, ikinci terim olup aradaki genel artı işareti olduğunu kendim rahatlıkla görebiliyorum bu şekilde, tamam mı? Bunu bu şekilde gördükten sonra sol tarafa buradaki sol tarafı ve buradaki sağ tarafı da buradaki sağ tarafa yazmak kalıyor gene. Ben bu kez sol tarafa geçtim. Bu sol tarafta şu terimi görüyorum. Acele etmiyorsunuz. Bu terimi gördükten sonra yapmam gereken şey burada payı ve paydası olan bir durum olduğu için bölme işlemleri kritiktir benim için. Kritik olduğu için hemen bir bölme işlemi hazırlıyorum. Gördünüz mü? Bakın şuraya bir bölme işlemi hazırladım. Bu bölme işlemi paydası x'e olan payı x'ye artı z olan bir durum. Şimdi mantıken sol taraf pay, sağ taraf payda olur değil mi şurada? Yani şu pay, şu da payda. Paydadan başlayalım hemen. Payda da xz var. Hemen xz'yi yazıyorum şu şekilde. X çarpı z'yi yazdım. Payda ile işim bitti. Hemen paya çıkıyorsunuz bu şekilde. Paya çıkalım ki yanlış kaybetmeyelim. Burada olduğumu farkındayım çünkü şu an. X'ye artı z şeklinde orayı yazıyorum. Ve biraz önce dıştan baktığım için rahatlıkla şu artının yine şu artı olduğunu görebiliyorum. Çünkü yüzeysel baktığınız zaman bunu rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Artık diyorum ki bu artının sağ tarafı tamamen şunun için hazırladığım parantez olan şu parantezimdeyim. Bu parantezimde de acele etmiyorum yine. Çünkü bu parantezimde yine bir bölme işlemi olduğunu görüyorum şu şekilde. Bu bölme işleminin de payı ve paydası olduğu için hemen bölme işlemini bu parantezimin içerisinde hazırlıyorum şu şekilde. Hazırladıktan sonra en son imlecim burada paydanın olduğu yer. Çünkü burası payda. Hemen paydayı o yüzden yazmaya başlıyorum. Şu payda da 2z var. O yüzden hemen 2z'i yazdım. Paydayı hazırlar hazırlamaz artık şu üst kısımda bölmenin sol tarafında payın kaldığını rahatlıkla görebiliyorum. Dolayısıyla hemen bölmenin soluna yani paya geçtim. Yani buraya geçtim. Burada x üzeri 5 artı y çarpı z küp artı x'i de yazmaya çalışalım. X üzeri 5 var. X üzeri 5 artı ne vardı? Y çarpı z küp artı z. Y çarpı bir parantezim var orada. Orada parantezi gördüğüm için rahat bir şekilde yazıyorum. Z küp artı x. Z küp artı x. İşte arkadaşlar şu an bütün denklem hazır vaziyette. Çünkü en dıştan yavaş yavaş terimlere girdim. Bir anda denklemin tamamını burada oluşturmuş oldum. Bir teyit etme amacıyla sadece şunu deneyebilirsiniz. Mesela en başta denklemi ayırdığımda şu şekilde 3x'in soluyla hani en başta şu şekilde ayırdım ya. Biraz daha düzgün çizelim bunu. Şöyle yapayım. En başta şöyle birinci terim, ikinci terim ayırdım. Şu artıya göre ayırdım. Şu en sağa tıkladığımda
3x ile şu artının birleştiği parantezleri gösterir. Normalde derler ki ise parantezleri takip edin yeter, ama yetmez arkadaşlar. Buradaki bölme işlemlerinde yapacağınız şu parantezlerin birini yanlışlıkla koyarsınız, ama yine karşısında bir kapattığı bir yer olur, ama yanlış yeri kapatmış olur. Dolayısıyla denklemi doğru yazdığınızdan kolay kolay, hele böyle bu tip uzun denklemlerde emin olmanız kolay değildir. Şimdi burada mesela ne demiştim? Biraz şuraya tıklarsak otomatikman karşısı 3x'in artı ile birleştiği tarafı kapatır. Mesela en sağdakine tıkladım, bakın gördüğünüz gibi 3x ile artının olduğu yer. Bu da bana hafiften doğru yazdığımı da teyit ettiriyor gibi diyebiliriz. Şimdi bu bir örnekti. Bir başka örnekte bir tane kendi tezimden bir örnek vereceğim. Şöyle bir örneğimiz olsun bakalım. Mesela şöyle bir terimimiz var. Bakın yine benzer şeyler var. Biraz daha karmaşık duruyor olabilir. Çünkü eksponansiyel fonksiyon vesaire var. Kök işlemi var. Şuradaki terimler, eğer o tek bir terim tabii ki. Burada başka E0 tabii ki tek bir terim. Onları yazacağım zaten. Anlaşılıyor. Şimdi bunların hepsini bir kendimiz yazmaya çalışalım. Biraz önce öğrendiğimiz yöntemi tekrar uygulayalım isterseniz. Aşağı indim. Şuraya yazalım isterseniz. Şimdi mesela bu bir saçılma integrali. Integrali. Aslında bu bir integral. Tam doğru terim değil. Ben integrali sildim. Siz kafanız karışmasın diye. ES gibi bir değişken olduğunu düşünün. Hayal edin. O zaman ES'yi bulmak olsun amacım. Bu ES'yi düzgün bir şekilde yazmak olsun amacım. Yine dıştan baktığınız zaman biraz önce öğrendik artık. Nasıl bakıyoruz? Şu gözünüze çarpıyor değil mi artık? Şu artı işlemi terimleri bir bu taraf diye bir de bu taraf diye ikiye bölüyor. O zaman hemen hiç düşünmeksizin bu artı işlemini koyun. Etrafını sol ve sağ parantezlerle hazırlama işlemini hemen gerçekleştirelim. Artıyı koyup bunun etrafına soldaki terim ve sağdaki terim olarak iki terime ayırdım. Bu şu soldaki parantezim, şu tarafın tamamı ve sağdaki parantezim de şu artının sağında kalan kısmın tamamı. Şimdi artık artı işleminin etrafında sol tarafı rahatlıkla şu kısım olduğunu gördüğüm için arkadaşlar şu kısma geçtim. Bu kısımda ister E0'yu paya alın veya hiç yine sıkıntı yaşamadan önce içeriği bir E0 ile yani E0 ile çarpıp hemen bir bölme işleminin geldiği şu terimi, yani şöyle çizeyim istiyorsanız. Şu terimi, şu parantezi koymuş oldum. Ve bu parantez işleminde de bölme işlemi görür görmez hiç çekinmeden bölme işlemini parantezlerle hazırlıyorum. Bakın şu şekilde hazırladım. Yani şu an hazırladığım bölme işlemi arkadaşlar. E üzeri eksi J karo bölü kök karo. Şöyle geri alalım, daha rahat görelim denklemi. Burada bu denklem bölme işlemiyle ikiye ayrılıyor. Hemen hazırladım bölme işlemini. Bölme işlemini hazırladıktan sonra şu sağ taraftaki paydayla biliyorsunuz başlıyorum. Paydada ne var diyorum? Kök karo var. O yüzden hemen o payı square root yani kök k çarpı rho olarak yazdım. Hemen kaybetmeden bölme işleminin payına geçiyorum şu şekilde. Payına geçip de orada da e üzeri eksi j kare olduğunu görüyorum. O zaman oraya eksponansiyel eksi j k çarpı rho şeklinde yazıyorum. Bakın şu an direktman şu sol tarafla işim bitti. Şu artıyı da rahatça seçebiliyorsunuz değil mi şurada? En başta hazırladığım artı diye. Çünkü burada parantezlerin hepsi sol tarafı kapatmış. Şu artı burada sırıtıyor. Sağ tarafı da boş. Demek ki en başta da yüzeysel baktığımda birinci ve ikinci olarak ayırdığım kısımda artık şu sağdaki parantez tamamen şurası için hazırlanmış durumda. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Burada şu bölme işlemleri ayrık duruyor ya şurada. Bu size çok fayda sağlar. Niye sağlar? Rahat bir şekilde yazmak istiyorsanız şu hatayı yapmayın. Bir pay payda yapıp şunun tamamını yazıp çarpıp bölü şu demek biraz karıştırıcı olabiliyor. Bir yerden sonra karışabiliyor. Çünkü bunların da üstünde bir bölme falan var. Orada kopabilirsiniz. Bunun kopmamanın en kolay yolu şu boşlukları düşünerek şöyle 1, 2, 3, 4, buranın 1, 2, 3, 4, 5 terime ayrıldığını görün. Yani şu
hazırladık. En başta hazırladık ya, şu artının sağında kalan tüm terimleri kendim şu boşlukları faydalanarak denklemlerdeki o boşluklardan, ki ya çoğu denklemde bu tip boşluklar az çok olur. Bu boşlukları ben birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beş tane terim var diyorum. Tamam mı? Bu işime çok yarıyor. Niye? Ve bu beş terim, dikkat edin, hepsi çarpım durumunda. Peki bu ne işime yarıyor? Beş tane terim var dedim mi? Hiç bakın üşenmiyorum. Beş tane terim. Bir, iki, üç, dört, beş. Gördünüz mü? Bir, iki, üç, dört, beş tane terim yazdım bu şekilde. Ve bu beş terim çarpım durumunda. En soldaki terim olan E0 ile başlıyorum bakın. E0 bu birinci terim. E0'yu yazdım. Hemen sağına geçtim E0'un. Baktım. E0'un yanında hangi terim var? K çarpı E üzeri C pi bölü 4 bölü kök 2 pi. Ama unutmayın, bölme işlemini gördüğüm için yine bu bölme işlemini gördüğüm yerde bölme işlemini bu parantez içerisinde hazırlıyorum. Nasıl hazırlıyorum? Bölme işlemini koyup etrafına hiç üşenmeden yerlerini belirtecek kısımları ayarlıyorum. Ve biliyorum ki şu payda, şu pay. Hemen en son bunu koyduğum için bu parantezi paydadan başlıyorum. Paydada ne var diye bakıyorum burada. Square root kök 2 pi, yani square root 2 çarpı pi var. Hemen kaybetmiyorum, paydadan paya geçiyorum. Şöyle elimle paya geçtiğimde de k çarpı e üzeri j pi bölü 4'ü görüyorum. K çarpı e üzeri j pi bölü 4. Şurada yine kafanız karışabilir. Pi bölü 4'ü önce bölüp j ile mi çarpıyor, yoksa j pi ile çarpıp 4'e mi bölüyor? Bu tip durumlarda önce çarpma işlemini yapıyor. Ama kafanız karışır diye de tedirgin oluyorsanız bu tip basit bölme işlemlerinde kendiniz garantiye bu şekilde de alabilirsiniz. Yani bizim için problem değil burada yaptığımız ufak işlemler. Çünkü ben dıştan sağlam bir şekilde geldim buraya kadar. Hani şu bölme işleminin ben rahatlıkla kalan, bakın burada 3 tane parantez olduğunu gördüğüm için rahatlıkla görüyorum 1, 2, 3. için hazırladığım yerler olduğunu. Burada benim hata yapma ihtimalim oldukça düşük. Bu şekilde yaparsanız size bunu garanti edebilirim açıkçası. Burada kalan 3 tane terim var. Bakıyorum 3 tane boşluğum var mı diyorum. Herhangi bir hata yapmış mıyım? Aa, çok güzel. Birinci parantez boş parantezim, ikinci boş parantezim ve üçüncü boş parantezim var. Evet, zaten bu paranteze girmiş olmam demek şu an artık üçüncü kısma, 1, 2, üçüncü kısma girdiğimi gösteriyor bana. Üçüncü kısımda da bölme işlemini gördüğüm için ve üçüncü kısımla ilgili parantezde olduğumu bildiğim için rahat bir şekilde içerisine bölme işlemimi bu şekilde hazırladım yine. Niye? Çünkü bölme işlemi var burada. Üçüncü terimdeyim. Ve hemen paydasında kök karo var. Onu yazıyorum. Bakın paydası sağ taraf. Square root karo. Hemen payı kaybetmiyorum. Bu şekilde payına geçiyorum. Pay kısmında da e üzeri eksi j karo var. Hemen e üzeri eksi j karo ro'yu da oluşturduğum sağ tarafa devam ediyorum bu şekilde. Ve işim bittiği için kalan iki boş parantezden en yakın olanını da artık dördüncü terim için hazırlamıştım en başta. Dıştan içe girmenin en rahat yöntemi bu işte. Yani bu en sağladığı en güzel şey bu arkadaşlar. Rahat bir şekilde görebiliyorum buraya geldiğimi. Ve burada da yine bir bölme işlemi var diyorum. Klasik bu parantezimin içerisine de bölme işlemimi hazırlıyorum. Hazırladıktan sonra payda kısmına, payda kısmındayım. Payda kısmında ne var? Kök kare var. Kök k büyük R var. Yani square root k çarpı büyük R var. Hemen payına geçiyorum. Çünkü bunun payda olduğunu biliyorum. E üzeri eksi j k büyük R var. E üzeri eksi j k büyük R var diyorum. Devam ediyorum. Artık bakın bu bölme işlemini de hazırladım. Tek bir boş parantez kaldı. Bu boş parantezinde artık 5. en başta hazırladığım 5. parantez olduğunu biliyorum. Ve artık orada da yine bir bölme işlemim var. Dolayısıyla bölme işlemini yine hazırlıyorum şu şekilde. Şu an şurada bölme işlemini hazırladım ve en sağdaki payda diyerek paydadan başlıyorum. Payda da n çarpı ero var. N çarpı Ero çarpanı var ve hemen payına geçiyorum. Payında da
row olduğu için sadece pay kısmına row'yu bu şekilde yazıyorum ve denklemin tamamlandığını garanti ediyorum arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi bir denklemi hatasız yazmanın en güzel yöntemi bana göre bu. Başka türlü önerenler genelde bu şu parantezlerin yanına tıklarsanız karşı tarafta nerede kapandığını işte şu şekilde atıyorum şuraya tıkladım şurayı gösteriyor şeklinde önerenler oluyor ama siz doğru parantezi doğru yerde koymayıp farklı yerde yanlışlıkla kapatıp sonucu başka bir şeye eşit bulursunuz. Hata da almazsınız. Dolayısıyla yanlış yazdığınızı teyit edemezsiniz. Son olarak şunu söyleyelim. Bunlar herhangi bir 3-5 gibi bir sayıya eşit x, e0 vesaire için yazıldı. Eğer ki bunlar ere ise de tüm çarpma ve bölme işlemlerinin yanına nokta koyarsanız da hata yapma ihtimalini iyice düşürürsünüz arkadaşlar. Koymanızda sakınca yok. Yine bunlar ere değilse de koysanız demiştim önceki videoda hata almazsınız arkadaşlar. Çarpma, bölme ve üstel fonksiyondan yani üstel işaretinden, üssü işaretinden önce nokta koymanız normal ere olmayan işlemler için de hata vermemektedir. Bunu da belirtelim. Umarım faydanıza dokunur. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.